Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten LGS'yi zor bir dönemde atlattım. Bu korona şeyine. E, ertelendi. Uzun bir süre. Yani bizim için uzun bir süreydi. Çünkü o kadar stres yaşıyorsunuz. Artık bitmesini istiyorsunuz sınavın. E, 9. sınıfa geçtim. Ve haliyle LGS'ye girdim yani. Lise sınav, yani sınav şeyimi merak edenler olmuş. Hangi liseye gittiğimi. Konuşamadım. Ee, ve hemen şunu söyleyeyim. Uzun zamanda video çekmiyorum. Nedenini de bu videoda söyleyeceğim bu arada. Ee, burada devlet kitapları var. Onları da göstereceğim. Ee, pandemi sürecinde yaptıklarım diye. Öncelikle neden video çekemiyorum? İngilizce kursuna gitmeye başladım. İngilizce için. Yani haliyle. Ee, o bakımdan eve dönüyorum. İngilizce ödevlerini yapıyorum öbür şeylere çalışıyorum, yarını planlıyorum. Ev işleri var, evde tek değiliz haliyle. O bakımdan video çekemiyorum. E, bu videoyu bile zor çekiyorum. Allah'tan bugün çok ödevim yok, hemen yaptım. Bugün de devlet kitaplarını aldık. E, yüzdeliğim 0.18'di. Bunu bir videoda söylemiştim. E, ben bu cefeni kazandım arkadaşlar. Bu gidince de gördüm ki benden çok daha iyi kişiler var zaten haliyle. Hiç kimse mükemmel değildir. 500 tam puan alan, 100 ortalaması olanın illa geçeni vardır yani. Herkese bile geçen vardır. Mesela bazıları bir puanla kaybetmiş, iki puanla kaybetmiş İzmir Fen'i. Bazı şeylerin nasip gerçekten yani nasip. Öyle demek gerekiyor. Çünkü belli olmuyor. Neyse ben mutsuz değilim okulumdan. Bu cefende İzmir'de en iyi ikinci okul yanlış hatırlamıyorsam 0.38 ile kapatmış. Ve yani ilk 10'da ya da Türkiye'de ilk 10'larda yakındır. İyi bir okul yani sıralama bakımında. Fen Lisesi. Buca fen, Buca İnci Özler miydi? Ona pek emin değilim. Uzun bir adı var. Buca İnci Tırnaklı bilmem ne Fen Lisesi diye. Biraz kalabalık bir yerde. Benim yaşadığım yere Kötü. Onun için İzmir'i çok sevmiştim. Ee, yakın diye. Ya bir otobüse biniyordum, biraz yürüyordum, gidiyordum. Bilenler için Ege Üniversitesi'nin içinde İzmir'de Ege Üniversitesi. Hemen yakındı yani bize. Çok uzakta değildi. Yürüsem hatta bir yarım saate bile yürürdüm. En azından yürürdüm yani. Çok da uzakta değildi. Yürümeyle bile yarım saatti. Hemen devlet kitaplarını göstereyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. İçlerini göstermeyeceğim. Daha çok ne olduğunu göstereceğim. Almanca A1 seviyesinde. Başlangıç seviyesi. Lisede Almanca var. İşte bizim yabancı dilimiz lisede Almanca. Burada fizik kitabımız var. Fizik ben şahsen merak ettim. Hmm. Bakayım. Çok kalın değil yani de normal. Fizikten çok zor diyorlar ya ama bilmiyorum. Öğretmen falan neyse. Bence yaparız. Umarım yapabiliriz. Yani zor diye de salınmaz herhalde. Çalışmamız gerek. Biyolojimiz var burada. Biyoloji ben düşündüğüm gibi ise ki öyle galiba. Canlıların yapısı. Ben severim bu dersi diye düşünüyorum. Din dersi benim favori dersim. Çünkü e, dinlerle ilgili eski şeyler var mesela. Dinlerin tarihlerini çok seviyorum. Zaten ben direkt tarihi seviyorum. Dinde tarihe girdiği için seviyorum yani. Evet. Buna biraz bakasım geldi. Hmm. Tamam. Burada Almanca karışık oldu ama olsun. Almancanın ikinci kitabı var. Wiebitte. Nasıl olduğunu bilmiyorum ve Almanca çok az şey biliyorum. Biraz dizilerden biraz da öğretmenim vardı. Yedinci sınıfta öğrenmiştim birazcık. Bakayım çevirebileceğim mi? Hasan und Onur. Hasan ve Onur. Bu kadarla değil. Land ülke diye Türkay. Türkiye, <laughs> Türkiye. konuştuklardır Türkçe ve Almanca falan. Değişik bir dil Almanca ya. Çok zor bir dil değil ama kolay da bir dil değil. Çünkü telaffuzları falan çok değişik. Türk dili ve edebiyatı. Türkçeyi çok seviyordum. Acaba edebiyatı sevecek miyim? Umarım güzeldir. Kimya. Kimya düşündüğüm şeyse biraz zorlanacağım ki öyle aynen. Ama çalışacağım. Bu da daha ince bir İngilizce kitabı. Sanki Pasta gibi. Word okumuş bu. Coğrafya en... Umarım bu dersi iyi yapabilirim. Çünkü benim coğrafyam çok beterdir. 14 yaşındayım. 14 senedir İzmir'deyim ama bazı yerleri bile zor buluyorum buradan. Umarım bir etki etmez buna. Umarım ya. Coğrafyam çok kötü. da bir çıkaramadım. Çünkü matematiğimizin maşallahı var. Bakalım hemen kaç sayfa. Zor kaldırdım ya. Tekelle. 398 tebrik ederiz. 400 sayfa. Fazla. Matematik her zaman fazla zaten. Matematik bu sene ilk konuları güzel. O bakımdan iyiyiz. İlk sınavlar belki güzel olabilir. Burada bir yok. Aa, bu fotoğraf. Bu da tarih tarih bayılırım Umarım saçma tarihler yoktur yani Saçma değil de ya bazı tarihler Hoşuma gitmiyor <laughs> En sevdiğim Ya İran İran çok geniş bir Medeniyeti var Hintlerde Çinler zaten maşallahı var <laughs> Yaşasın Mısır Mısırlılara bayılırım Mısırlar aslında Arkadaşlar çok gelişmişmiş Hatta havai fişekleri bile varmış. O zaman havai fişeği tabii. <laughs> Uçurdum elimle. Ama savaş yüzünden tüm bu şeyler yetmiş. Ee, yani umarım biz de bir savaşla tüm icatlarımızı kaybetmiş şimdi. Düşünün. Savaş oluyor. Kaçımız telefon yapmayı biliyoruz mesela. Kaçımız televizyon yapabiliriz. Umarım böyle bir şey olmaz ve geriye gitmeyiz. Sağlık bilgisi ve trafik. Trafik hiç özlemedim ama Ayrı bir öğretmenimiz olursa değişik olur. Nasıl olacağını bilmiyorum bu arada. Evet bu kitaplar böyleydi. Sonra şey söyleyeyim mesela. Bu kadar mı kitabım var derseniz. Konu anlatımlı var. Burada bir tane de soru bankam var. Onun haricinde iki tane matematik soru bankam. Bir tane fizik bir tane de Türk Dili Edebiyatı var. Onları yeni aldım. Ee, daha başlamadım. Zaman bulmaya çalışıyorum. Daha çok matematiğe başladım. Matematik biraz daha şey diye. Eee almayı düşünüyorum ama çok acelesi olduğunu düşünmüyorum okullar açılma ki biz hala 8. sınıfın 2. dönemini işliyoruz okulla beraber. O çok acelesi olduğunu düşünmüyorum. Ee, söylemiştim diye hatırlamam bir daha söyleyeyim bu cefeni kazandım. bir arkadaşımız sormuş video çek demiş zaten aklımda vardı. O da deyince bir istek video gibi de oldu. Arkadaşımızı da kırmayayım dedim. Bunun için bu videoyu çekiyorum. Ee, Zor dönemde, ya bu dönemde bana en çok yardımcı olan şeylerden biri de böyle şeyler. Her yere yapıştırıyorum mesela şunu yapmayı unutma, bunu yapmayı unutma. Kardeşimi de ben not uygulaması yüklerim. Niye yüklemiyorsun derseniz de yani çok tur, çok girmem yani. Bir iki girerim unuturum diye. Kardeşime WhatsApp'tan mesaj atıyorum. Mesela gelirken şunu yap, bunu yap gibi. Kardeşimi not defteri <laughs> olarak kullanıyorum. Gerçekten artık ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şey oluyor. İnsan bunalıyor. <laughs> o yüzden öyle yapıyorum. Eba derslerine girdim. Biraz ama Tonguç'tan anlatıyorlarmış. O bakımdan istersen şeyden de izlerim dedim. Youtube'dan. Yani çok bir fark olacağını sanmıyorum. Ha Youtube ha Eba'dan. O bakımdan pek izlemiyorum. Birkaç kere girdim aynı zamanda benim kursumla da çakışıyor. Ama öğretmenlerimiz ders pardon öğretmenlerimiz ders yapıyor. Ee, onlarca onlar da 8. sınıf 2. dönem yapıyor. Onlara giriyorum girmeye çalışıyorum vaktim olduğunca. Böyleydi arkadaşlar yani bir pandemi süreci çok zordu. Bir 8. sınıf olan ya da 8. sınıf çalışan arkadaşlarımızda da önerilerde bulanayım önerile de evet, Gerçekten zor bir dönem. Ya Allah yardımcınız olsun. Ee, çünkü bu dönemde özellikle biz kötüydük. Size de ne yazık ki böyle bir dönem geldi. Çünkü daha sizin sınavınızın olup olacağı bile belli değil. Çünkü okullar açılacağı belli değil. Bizim ertelense de biz olduk. Umudunuzu kaybetin ya okullar açılmaz diye kendinizi salmayın. Evin rahatlığına uymayın. Kendinize kesinlikle bir plan uydurun. Ee, e, herkes alamayabilir. Ben de pat diye almadım ama Burada akıllı saatimi göstereyim size. Böyle basit bir akıllı saat alın. Gidip de 1000-2000 liralık değil de böyle. 400-500'e de benim saatin 550 idi. Öyle akıllı saatler alın. Kanalımda inceleme videosu da var. Ee, böylece kendinizi planlamış olursunuz. Çünkü bazı kişiler gerçekten kığda bir yere yazınca uymuyor. Şahsen ben bazen öyle yapıyorum ama alarm çalıyor. Erteli erteli nereye kadar illa yapıyorsun. O bakımdan iyi yani tabletiniz varsa tablete de alarm kurabilirsiniz. Tabletle her yere gidebilirsiniz. Çünkü evde kaldığımız bu günlerde artık her şeyimiz online olmuş durumda. Sakın kendinizi sağmayın. Yapacak kısımınız inşallah. Bu arada hedefiniz şey olmasın mesela. Ben İzmir'de yaşıyorum. Gidip de Atatürk Lisesi olmasın. Yüzdeliği bu arada yüzde 1.4'tü. Kötü bir lise değil. Hatta iyi bir lise. Fakat hedefiniz orta liseler olmasın mesela. Ya da ortanın altı olmasın ben başaramam demeyin. Hedefiniz Galatasaray olsun. Benim Galatasaray'dı. Başardım mı? Hayır. Fakat hedefim Galatasaray'dı. Kendimi belli bir skalayla kısıtlamadım. Belli bir şeyle. Bu cefeni kazandım. Hayırlısı bu olsun dedim. Mutlu muyum? Evet. Mutsuz değilim. Güzel arkadaşlarım var. Ee, konuşuyoruz Whatsapp'tan işte. Herkesin bir amacı falan var. Video bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Video atamayabilirim dediğim gibi. Bunu biraz zor atıyorum. Hoşçakalın.